görüntüler Kütahya'nın önemli ilçelerinden Simav'a ait. Simav, köklü tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim kentlerimizden biri. Doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakan Simav, son yıllarda hızla büyüyor ve gelişiyor. Belediye Başkanı Süleyman Özkan ve ekibinin gayretleriyle her geçen gün yeni bir proje gün yüzüne çıkıyor. Program ekibimizle beraber Simav turuna çıktığımız Belediye Başkanı Süleyman Özkan, projeleri yerinde gezdiriyor ve projeler hakkında bilgiler veriyor. İlk durağımız Osmanlı döneminde inşa edilmiş tarihi taş köprü. Bu tarihi köprümüz 15. yüzyılda yapıldığı söylenir efendim. Evet. Efendim ne amaçla yapılmış o zaman? Bu Simav'ın Gölcük Dağları'ndan gelen, Kalkan tarafından gelen, o zamanın tabii ki büyük derelere, büyük nehirleri varmış. Ama şu anda gördüğünüz gibi kurama, o zamanki itibariyle 9 tane gözü varmış bu köprünün. Şu anda da böyle tarihi ve kültürel amaçlı kullanıyoruz. Evet, hangi nehir üzerine? Burada o zaman nehirler mi akıyordu? Tabii ki bunun devamı Simav Çayı ve daha sonra da Susurluk Çayı'na karışıyor efendim. Evet, ve Osmanlı tarihinde yapıldığına göre o zaman da askerlerimiz için de bir geçiş noktası. Tabii ki bu köprü aynı zamanda buradan çıkıp Bursa'ya, Bursa Sancağı'na giden bir yolumuz üzerinde kalıyor. Çam ağaçlarının arasında bir yaşam pınarı, Gölcük Yaylası. Derin sessizliği ağaçların hışırtısı bozuyor. Sırt üstü uzandığınızda ise gökyüzünün maviliği ve çam ağaçlarının yeşilliğiyle sonsuz bir dinginliğe kavuşuyorsunuz. Burası Simav'a yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta doğa harikası bir yer. Burası Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir yerdi. Geçtiğimiz günlerde sağ olsun Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu bize Simav Belediyesi'ne bu yeri 29 yıllığına tahsis etti. Biz de burada inşallah bu dediğimiz yerde yayla ve dağ turizmi geliştirme için köy kır evlerini yapacağız. Bölgemizin, çevremizin yayla turizmine, dağ turizmine hizmete açacağız. Efendim neler var burada? Bir doğa zenginliğini görüyorum. Bir de siz anlatın efendim. Efendim burada gördüğünüz gibi bütün ağaçlar, bütün çam ağaçları, sedir ağaçları, kayın ağaçları bu bölgemizde mevcut. Birazdan da gidip göreceğiz. 600 yıllık bir çam ağacını göreceğiz. Göreceğiz ve bir de havada çok farklılık hissediyorum efendim. Evet, bol oksijen. Kaz Dağları'nı aratmayacak burada bir hava var efendim. Evet, aynen onu da hissettim. Ve bu oksijenle beraber bir de sağlık turizmiyle artık hizmeti açtınız efendim Simav. Evet, Simavlımızın bölgemizin hizmetine yayla turizmi olarak açıyoruz. Ellerinize sağlık başkanım ve son olarak izleyicilerimize de söyleyelim. Buyurun gelin, termalin, yaylanın, dağın turizminin olduğu yere sizleri bekliyoruz Simav'a. Gölcük Yaylası'nın eşsiz güzelliklerinden ayrılıyor, Simav'ın en önemli turizm merkezlerinden Eynal Termal Tesislerine doğru yola çıkıyoruz. Evliya Çelebi, dünyada ve Anadolu'da birçok kaplıca gezdim, gördüm ama Eynal kaplıcası gibisini görmedim diye bahseder. Evet, Eynal kaplıcalarındayız. Mevcut bölgede yapımı 2018 yılında tamamlanacak olan yeni bir tesis inşa edilecek. Evet başkanım, dediniz ki yeni butik oteller ve otellere de temeller atıyoruz dedi. Nasıl olacak bunlar? Bunlar bu zamana kadar tabii bekledik bazı durumlardan dolayı. Bu 2017 yılında 30 yataklı termal otelimizi, 88 odalı, 400'lü termal otelimizi bu sene inşallah temelini atıp insanlarımızın istifadesine sunacağız. Artık 2018'de mi bitecek bunlar? Muhtemelen 2018-2019'un başında hizmete girer diyoruz. Efendim, bir de sizin sosyal aktiviteli çalışmalarınız var. Simav için, gençlerimiz için neler yaptık? Belediye olarak önce bir gençlik merkezi yerimiz vardı. Biz bu yerimizi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devrettik. Şu anda orada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlerimize hizmet veriyor. Yine özürlülerimiz için, engellilerimiz için bir yer tahsis ettik. Sengel Kafe diye. Orada da bu engelli kardeşlerimize 24 saat hizmet vermeye çalışıyoruz. Yine bir kütüphanemizin altında
fitness, sağlıklı yaşam spor merkezi açtık. Onu da önümüzdeki cuma gün halkımızın, gençlerimizin, bayanlarımızın hizmetine alacağız. Şu anda Kaplıcamızda 4 tane engelli vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Ayrıca belediyemiz imkanlarına yaptığımız, ayrıca Zafer Kalkınma Ajansı'ndan destek aldığımız kadın huzur evimiz var. Onu da önümüzdeki günlerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile görüşüp bu kadın huzur evimizde hizmete almayı bekliyoruz. Simav'da doğa zenginliğini gördük. Bitki örtüsünün zengin olduğunu gördük. Tarım hayvancılık ne durumda? Simav'ın en büyük ekonomi kazancı tarım ve hayvancılık. Önümüzdeki günlerde de bir Gözcük Mesire alanımız var. Burada da köy kır konakları yapacağız. Onu da yayla turizmine, dağ turizmine açacağız. Başkanım bir de burada örtülü tarım görüyorum jeotermalden dolayı. Biraz bu konuya da değinelim. Bu malum termal suyumuz olduğundan dolayı 1992 yılından itibaren de en alt kapıcıları bölgemizde 300 dekarlık alanda domates ve salatalık üretiyoruz. Bursa, Eskişehir ve Ankara'ya üretimle gönderiyoruz. Bugün çok güzel peynirimiz var dediniz başkanım. Bu peynirimiz küçükbaş hayvancılıktan mı alınıyor? Hem büyükbaş hem küçükbaş, koyun, keçi ve inek sütünden yapılmış güzel peynirlerimiz, yağlarımız, yoğurtlarımız mevcut. Güzel konfor içerisinde termal suyunun ayak banyosunu yapıyoruz. Bu termalde suyumuzda ayaklarımıza ne gibi şifalar alacağız diyelim. Romatizma, siyatik, ruhen ve bedenen gelen yorgunluklar, kaza sonrası olan yorgunluklar ne varsa stres bunların hepsine en alt kapıdan şifalı suyu bunları gideriyor. Şu anda belediyemizin 190 tane apartı var. Apartlarımızda görüldüğü üzere 4 kişilik bir ailenin rahatça konaklayabileceği şekilde yatak odasında double çift kişilik yatak, oturma odasında 2 tane kanepe, çekyat ki artı çay takımından yemek takımına kadar mevcut. Tesisler kış dönemi jeotermal enerjiyle ısınmakta ve ayrıca banyosu da içerisinde mevcut. 24 saat termal enerji su verilmektedir. Efendim Simav kaplıcalarına evet. Devamlı geliyormuşsunuz. 46 sene bitti. Bu sene 47. sene. 46'yı kutladık başkanımla beraber. Allah izin verdi bu sene 47. Senede iki kere gelirim ben. 12 ile 15 gün arasında kalırım. Şimdi birinci dönemi bitti. Eylül ya da Ekim'de ikinci dönem gene geleceğim. 47 seneyi tamamlayacağız. Suyu da neler buldunuz? Görünmüyor mu? Yaş 76. Maşallah efendim, maşallah. Diyorsun ki sağlık geliyor. Allah, gerek yok yani. Yaş 76 bakın. Hiç ilaç kullanmam. Maşallah. Hiçbir şey kullanmam ve hiçbir sıkıntım da yoktur. Çok güzel, çok güzel. Efendim bir de havanın temizliği de var mı? Hava temiz. Anlatalım biraz doğayı. Hava temiz, doğa temiz. Sakin, sessiz. İnsanlar güler yüzlü. Doğası bozulmadığı gibi insanlar da hiç bozulmadı. Ben kendim Uşaklıyım. Bir 15-20 sene Zonguldak'ta kaldım. 40 senedir de Yalova'dayım. Yalova'da benim etrafımda 8 tane 10 tane kaplıca var. Armutlusu var, Termali var, Oylatı var, işte Esenköy'de var, her yerde var. 8-9 yerde Kemalpaşa'da var. Ama ona rağmen bana diyorlar ki hocam senin 15 dakikalık yerde, 10 dakikalık yerde, 1 saatlik yerde etrafın kaplıca, Bursa, Gemlik. Evet. Niye oraya gidiyorsun? Ben de diyorum ki ben gene oraya gideyim. Siz de bu saydığınız yerlere gidin. Evet. Yani burada daha mutlu olduğunuzu ifade ediyorsunuz. Gayet tabii ki. Tabii. Efendim sağlıklar diliyoruz sizlere. Estağfurullah. Şimdi ben Uşaklı olduğum için
yörenin insanıyız. Fıkralarımız aynı, söyleşilerimiz aynı, yemeklerimiz aynı. Dedim ya, insanlar saf, temiz ve pırıl pırıl. Pazara gidersin hiç bozulmamış insanlar. Bunları özlüyoruz. Anadolu güzelliği mi diyelim? Tamamen yansıyor. Bakın her yerde senede bir kere falan hayıra rastlarsınız. Hayır yapılır ya. Hemen hemen her hafta her yerde bir hayır var. Burada. Çok güzel. Bu sefer hanım dedi ki, bu sefer hayırı kaçırmışız, ne yapacağız? Ben de dedim burası Simav. Bugün yarın bir tane daha olur, korkma. Cuma günü camide cuma namazı kıldık. Çıkışta baktım kasanlar kurulmuş. Yine dağıtılıyor. Doldurdum, hanıma da aldık. Dedim hanım bak. Büyük şehirlerde bu yok ya. Yani. Yok yani. Afiyetler olsun efendim. Hiçbir yerde bulamazsın. Burada da yapılıyor da farkında olamıyoruz. Evet evet. Bu güzellikler vallahi anlatılmaz. Yaşanır. Gelin, görün ve yaşayın. Siz de yaşayın.